Efendim tekrar merhabalar. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, en son ne demiştik sevgili dostlarımız? Pikniğe giden ailelerin kaybettiği çocuklar, kaçırılan çocuklar, maalesef kötü niyetli insanların kendi emellerine alet ettiği çocuklar. Bütün bunları söylüyoruz. İnşallah ailelerimiz de bu konuda gerekli tedbirleri alırlar ve artık çocuklarını bu tür tehlikelerden korumuş olurlar. Kendileri de ciğerlerinin yanmasından korumuş olurlar. Evet. Çünkü hakikaten çok zor bir durum, sıkıntılı bir durum. Ailelerimiz bu noktada sıkıntı yaşıyor. Biz de eminiz ki herkes gerekli tedbir alacaktır. Bir de yine bugünlerde çok gündemde, havalar sıcak olduğu için pencereler açık. Çocuklar balkonlardan vesaire aşağı bakıp, pencereden bakıp düşebiliyorlar. Özellikle anne, çünkü babalar işte olduğu için anneler evde. Sizden rica ediyoruz, ne olursunuz pencerelerden, balkonlardan dikkatli bir şekilde çocuklarımızı koruyalım, onların balkonlardan düşmesini önleyelim. Yani sonra demedi demeyin. İnşallah buradan öyle acı haberleri vermek bana nasip olmaz. Rabbim öyle haberler verdirmesin sevgili dostlarımız. Evet, piknikte kaybolan çocuk dedik. İnşallah bundan sonra kimse piknikte kaybolmaz. Ve sevgili dostlarımız, şimdi okullarımızla ilgili içinde bulunduğumuz hafta sonu okulların 31 Ağustos'ta açılacağına dair bir bilgi yayınlandı. Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda işte okulların 31 Ağustos'ta açılacağını, öğrencilerin kendi buna hazırlanmasını gerektirdiler. Evet, Sağlık Bakanlığı 31 Ağustos'ta açılacak okullarda dikkat edilecek COVID-19 tedbirlerini belirledi. Sınıflarda oturma düzeni öğrenciler yüz yüze gelecek şekilde değil, çapraz şekilde oturacak. Sınıflar teneffüse sırayla çıkacaklar. Öğrenciler arası kitap, kalem alışverişi olmayacak. Dersler sırasında öğretmen ile öğrenciler arasında en az bir mesafe olacak şekilde oturma düzeni sağlanacak ve maske takılacak. Damlacık oluşturması nedeniyle sınıf içinde yüksek sesli aktiviteler yapılmayacak. Kitap, kalem gibi eğitim malzemeleri kişiye özel olacak. Öğrenciler arası malzeme alışverişi yapılmayacak. Öğrenciler gün boyu aynı sınıflarda ders görecekler. Sınıf değişikliği yapmama sağlanacak. Öğrencilerin günlük grup etkinliklerinde hep aynı grup ile etkinliği yapılması sağlanacak. Okullarda toplu olarak kullanılan koridorlar, kantin, spor salonu gibi yerlerin daha az sayıda kişiyle ve dönüşümlü olarak kullanılmasına dikkat edilecek. Mümkünse her gün aynı velinin öğrenciyi alması ve bırakması, büyük anne, büyük baba gibi 65 yaş üstü kişiler veya altta yatan hastalığı olanların öğrencileri bırakıp almaması sağlanacak. Evet, anlaşıldı herhalde. Yani mümkün mertebe okullarda bu COVID-19 tedbirlerine dikkat edilecek. İşte çapraz oturulacak, öğretmenle arada bir metre mesafe olacak. İşte benim kalemim kalmadı, silgim açacağım falan, alır mısın, verir misin olayları olmayacak. Yine sınıfta maske takma olayı olacak. Sınıflar teneffüslere hurra bir yana çıkmayacaklar. Böyle sırayla sınıfa çıkacaklar, sırayla teneffüslere çıkacaklar. Evet, telefon bağlantımız hazırmış. Hattımızın diğer ucunda Şanlıurfa'mızın sevilen ismi, Güneydoğustarını arıyoruz. Değerli baş jürisi, değerli kardeşimiz, Şanlıurfa'nın değerli sesi İshak Demir var. Sayın Demir, hayırlı sabahlar efendim. Hayırlı sabahlar Mehmet abi, günaydın. Sesini duymak çok güzel İshak. Vallahi çok teşekkür ederim abi. Sen seyrediyoruz biz de, maşallahın var. Çok enerjin yüksek. Fethi, biraz ses açar mıyız? Evet. İshak kardeşim, neler yapıyoruz? Neredeyiz? Abi, çalışıyorum Urfa'dayım. Urfa'dasın değil mi? İşte demiştim ya, yarım işleri sevmiyorum diye. Albümle ilgili çalışmalara başladık. Çok güzel. Sağ olsunlar. Yarın akşam senin kardeşim Hüseyin Karabulut'la beraber bir program yapacaksın. O orkestrada Mehmet var, Mehmet Balçak. Akustik müzik diye. O arkadaşımız müzik yönetmenliğimizi yapıyor. Çok güzel bir parça geliyor. Hı hı. İnşallah da yani gündem olacak parçalar bunlar. Birkaç tane de bu parçama çok güveniyorum. Her şeyin hayırlısı olsun. Bakalım. Amin. Bu arada sağlık ne durumda İshak? İnsanlar en çok senin sağlığını merak ediyor. Sağlığım iyiye doğru gidiyor. İşte bazen sıkıntılar oluyor ama yapacak bir şey yok. Bugün sabah bir de doktorumla konuştum. Evet. Ve geçici bir ağrı olduğunu söyledi. Geçici bir öyle işte devam ediyoruz. Peki şu anki sağlık durumun senin sahneye çıkmanı ve türkü söylemeni engelleyebiliyor mu? Yok, engellemiyor. İşte biraz
hem bu pandemiden dolayı da hem de sağlık sıkıntılarından dolayı sahnelerden çok uzak kaldık. Evet. Yani yavaş yavaş açılır. Yavaş. İnşallah efendim. İnşallah. Bu arada yarınki Hüseyin Karabulut'la olan programımızda herhalde sürprizler de olacak bize. Öyle düşünüyorum ben. Aynen. Güzel şeyler olacak Allah'ın izniyle. İnşallah. Ama bu arada şunu söyleyeyim İshak. Gerçekten ben bunu gururla söylüyorum. Şanlıurfa'da senin gibi, Hüseyin gibi çok değerli pırıl pırıl insanlar var. Şanlıurfa'nın böyle değerlere sahip çıkması gerekiyor. Ben kesinlikle Mehmet Ağustos'a katılıyorum. Memleket çocuklarına sahip çıkmaları lazım. Urfalı büyüklerimizin, hemşehrilerimizin güzel seslere sahip çıkmaları lazım. Yani bu sadece sanat camiasında değil, futbolda da olabilir, spor camiasında da olabilir. Yani iş sektöründe de olabilir. Gençlerin önünü açmak lazım. Yani her türlü gençlere yardımcı olmak lazım. Yani elimizden ne geliyor? Ne geliyorsa hepsini tek tek yapmamız lazım. Yani bir bazen memleket olarak geride kalıyoruz. Mesela o kadar iş imkanımız olmasına rağmen bizim Haran Ovası diye bir ovamız var ama mevsimlik tarım işçilerimiz il dışına çıkıyorlar. Bu arada arkadaşlar ses gitti, ben duyamıyorum ama bir anormallik var herhalde. Evet, aç. İshak biraz sen ses. Geldim mi? Evet. Geldim mi abi sen? Şu an iyi, evet. Haran Ovası olmasına rağmen ne oluyor? İşçilerimiz, tarım işçilerimiz Adana'ya gidiyor. Evet. Sivas'a, Giresun'a gidiyor. Yani biz kendi memleket çocuğumuza, kendi memleketimize sahip çıkmıyoruz. Bunun Çok doğru yani söylüyorsun. sanatçı olarak, futbol camiası olarak her türlü bizim memleketimize sahip çıkmamız lazım. Kesinlikle efendim. Bir de izleyicilerimizden en çok merak ettiği bir konu var İshak. İnsanlar diyor ki bu Güneydoğu Starı'nı arıyor, ne zaman başlayacak tekrar? Bu ne diyelim bu konuda sence? Mehmet abi en yakın zamanda başlayalım. Birincimizi seçelim bence. Evet. Çünkü neden soruyorum ama şu da bir gerçek. 4 jüri, ben 5, 5 orkestra 10, 10 da yarışmacı var, 16 kişi. Kameramanlarla birlikte 20'yi aşıyor bu rakam. Evet, Böyle bir pandemiden ortamda dolayı. biraz daha risk söz konusu. Aslında ondan da artık maskeli mi çıkarız, ne yapar bilmiyorum ki. Maskeli de çıkabiliriz. Kapalı alanda değil, bir açık alanda da yaparız. O da doğru olabilir, evet. Zaten yarınki Belediye Hüseyin Karabulut'la olan başkanlarımız, program bahçede olacak, açık havada olacak. aynen belediye başkanlarımız bize yardımcı olurlarsa parklarda falan eğer olabilirse yani gerçi kalabalıktan dolayı bu iş biraz zor görünüyor ama Evet. açık alanda olabilir yani. İnsanların yan yana gelmemesi, sosyal mesafeyi koruması, özellikle ve özellikle maske konusunda, COVID-19 konusunda daha hassas olmamız lazım. Çok doğru söylüyorsun. Sanatçı dostlarımızdan, arkadaşlarımızdan da bu COVID-19'a yakalananlar oldu. Bana olmaz demek kesinlikle sana da olabilir. Yani. Hiçbir şey olmaz diye bir şey yok. Evet. Çok doğru. Herkese olabilir diyor. Tedbirli olmak lazım. Aynı. Tedbiri elden bırakmamak lazım. Takdiri Allah'a bırakmak lazım. Kesinlikle Sen efendim. tedbirini al. Kesinlikle. Efendim çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim abim benim. Saygılar sunuyorum. Hayırlı sabahlar efendim tekrar. Saygı bizden, iyi yayınlar. Kendinize iyi Çok bakın Allah'a. teşekkürler. Çok sağ olun efendim. Evet, İshak Demir gerçekten bizim sevdiğimiz. Ben mesela şunu söyleyeyim, inanmayan gelip bakabilir. Arabada ben mesela şehir çıktığım zaman işte girişte çıkışta böyle yolda İshak dinlerim. Böyle bulduğum kadarıyla eserlerini böyle bir flash belleğe atmışım. Mesela yine cumartesi günü Ankara dönüşünde Şanlıurfa'ya giderken İshak Demir'in müziğiyle girmiştik. Keyif alıyorum, seviyorum. Bir de kendi memleketimizin bir değeri. Aslında İshak Demir mesela bugün bir İstanbullu olsaydı, aa derlerdi insanlar. İshak'la fotoğraf çekmek için sıraya girerlerdi. İşte araya adam koyarlardı. Aman bize gelir mi derler. Ama Urfalı olduğu için mi acaba böyle biz kendi değerlerimizi tam hak ettiği değer vermiyoruz? Efendim neyse, bu arada İshak bize bir şey söyledi. Bu Güneydoğu Starı'nı arıyordu. Bir önce bitirmemiz gerekiyor. Peki ne yapmamız lazım? Açık havada yapmamız lazım dedi İshak. O zaman bunda da şu ortaya çıkıyor. Açık havada sayın belediye başkanlarımızla görüşelim bu konuyu. Mesela sayın Zor'da herhalde bir 5 program falan kaldı. Sayın Mehmet Can Polat, Sayın Mehmet Kuş, Metin Baydili ve Zeynep Abidin Bezgül'le görüşürsek, bir de ilçelerle görüşürsek, bu programımızı belediyelerimizin destekleriyle parklarda böyle sosyal mesafeyi koruyarak yapabiliriz. Daha geniş bir alanda böyle canlı bir şekilde. Hem insanlar da böyle uzaktan izlerler. Biz de virüsü, Covid-19'u dikkate alarak program yapmış oluruz. Programımız da sonlanmış olur. Bu konunun takipçisi olacağız. Bu konuyu görüşelim program sonrası. Sayın başkanlarımızla bir randevu alıp bu konuyu dile getirelim. Evet sevgili dostlarımız, şimdi bir haberimiz var. Onu izleyelim. Daha sonra
Şimdi dedik ya belediye başkanları, bir başkan haberi izleyelim. Sayın Mehmet Can Polat kırsalda çalışmaları yerine inceledi. Akabinde halı saha ile ilgili bir haberimiz var. Halı saha açılmasını bekleyen dostlarımızın haberi var. Onu izleyeceğiz. Önce Can Polat'ın kırsaldaki çalışmaları. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat, vatandaşların talep ve önerilerini dinlemek ve çalışmaları yerinde incelemek kapsamında gerçekleştirdiği ziyaretlere devam ediyor. Bu çerçevede Başkan Can Polat, hafta sonu Kırsal Mahalle, Sefalı, Kesme, Havşanlı, Asri, Çanakçı ve Mezra Pırpır'ı ziyaret ederek muhtarlarla bir araya geldi. Bölge muhtarlarının taleplerini dinleyen Başkan Can Polat, buralarda belediye ekiplerince yürütülen çalışmaları da denetledi. Mahallelerde yapılan yol çalışmaları ve çok amaçlı kültür evleriyle ilgili yetkililerden bilgiler alan Başkan Can Polat, eksikliklerin giderilmesi için de talimatlar verdi. Salgın tedbirlerinin alındığı ziyarette Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'a, AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Süleyman Aksu, belediye meclis üyeleri, bölge muhtarları ve mahalle sakinleri eşlik etti. Yürütülen çalışmalara ilişkin konuşan Çanakçı Mahalle Muhtarı Mahmut Horoz ve Asri Mahalle Muhtarı İsa Polat, Başkan Can Polat'a teşekkür etti. Belediye Başkanımıza çalışmalarından dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarını çok iyi beğeniyoruz. Allah razı olsun. Her tarafa kum döktüler, stabilize yaptılar. Çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Haliye Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ederiz. Sokaklarımızı, çevremizi iyi yaptılar. Teşekkür ederiz. İncelemeler sonrası değerlendirmelerde bulunan AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Süleyman Aksu ise şunları söyledi. Vatandaşlarımızın içine dolaşırken hizmetlerle ilgili hiçbir sıkıntımız olmadığını gördük. İşte sağ olsun, biz de tabii yüzümüzü ak ettiği için biz belediye başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Allah kendisine razı olsun. Sahada durumumuz iyi, hizmetler iyi, yapılan yolları yerinde gördük. Gerçekten en iyi şekilde malzeme kullanılmış, en iyi işçilik verilmiş. Bütün belediye çalışanlarına, belediye başkanımıza, mevzilerimize ben ilçem adına teşekkür ediyorum. Bölgedeki incelemelerin ardından durum değerlendirmesi yapan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat, merkez ve kırsal mahallelerde çalışmaların aralıksız bir şekilde devam ettiğini belirterek şunları söyledi. Bölge muhtarlarıyla birlikte buradaki sahadaki çalışmalarımızı hep birlikte yerinde gördük. Bizim fen işlerine bağlı olan ekiplerimiz sahadalar. Hem Haliliye'nin diğer köylerinde olduğu gibi bu bölgemizdeki Çanakçı ve Asri mahallemizde de şu anda stabilize çalışmaları devam ediyor. Bizler ifade ettiğimiz gibi canla başla inşallah vermiş olduğumuz bu belediyecilik hizmetlerini, bu mücadelemizi vatandaşlarımızın memnuniyetini daha da arttırmak adına kendilerini çamurdan kurtarmak ve stabilize yollarla birlikte inşallah sonrasında da yine belediyemizin faaliyetleri kısmında şu anda projelendirmişiz. İnşallah en kısa sürede de asfalt plantını kuracağız. Köy içlerimiz de inşallah satih kaplamalarını yaparaktan vatandaşlarımıza daha güzel, daha nezih bir ortam sunacağız. Muhtarlarımızla bir araya geldik, bölgelerine uğradık. Taziye evlerimizi, yapmış olduğumuz kültür evlerini hep birlikte ziyaret ettik. Eksikleriyle ilgili orada talimatlarımızı verdik. Şu anda da fen işlerimizin buradaki stabilize çalışmalarını yeniden denetledik. Yani buradaki vatandaşlarımız, köylülerimiz, muhtarlarımız da çok memnunlar. Evet, görüyorsunuz başkanlarımız bir yandan hizmetlerini yapıyorlar, bir yandan da sosyal mesafeyi korumaya devam ediyorlar ve birbirine yakın durmamaya çalışıyorlar. Biz de bu kurallara uyan bütün dostlara çok teşekkür edeceğiz. Herkes elinden geldiği kadar tedbirleri uygulasın, dikkat etsin. Evet sevgili Kadir Toptan kardeşimiz bir not göndermiş. Selam abi, Urfa işsizlik çoğalmış. Gündeme getirirseniz iyi olur demiş ve bizim belediye başkanımız organize sanayi ve yer versin. İş adamlarıyla yanına gitsin, konuşsalar fabrika açarlar demiş. Valla inşallah açarlar, biz de istiyoruz ama tabii şu anda bir de bu Covid-19 sürecinde inşallah elimizdeki fabrikaları muhafaza edersek büyük bir sıkıntı yapmış oluruz. Şimdi sevgili dostlarımız, halı saha sahiplerini, halı saha çalışanları ve halı saha top oynayanları çok ilgilendiren bir haber var. Bu halı sahalar ne zaman açılacak diyor insanlar. Biri de özellikle telefon açıyorlar, bizlere itiyorlar. Ve korona Covid-19 nedeniyle 15 Mart 2020 günü kapatılan halı sahalar 01 Haziran 2020 günü açılmış. 4 Haziran günü tekrar kapatılmıştı.
Halkın spor yapmak amacıyla ilgi gösterdiği halı sahalar 4 Haziran günü tekrar kapatılmasının ardından çalmadıkları kapı bırakmayan halı saha işletmecileri istenen her türlü önlemi aldıklarını belirterek yetkililerinin harekete geçmesini istedi. Yaklaşık 2,5 ay kapanan halı sahalarda hijyen, dezenfektan, temizlik, maske ve ateş ölçer önlemlerinin hepsini alan halı saha işletmecileri 1 Haziran tarihinden itibaren atılan normalleşme adımlarına paralel olarak halı sahalarının kapalı kalmasına bir anlam veremediklerini belirttiler. Aslında doğru söylüyorsunuz. Mesela dün Fenerbahçe-Trabzonspor maçı oynandı. İşte geçtiğimiz gün Fenerbahçe-Göztepe miydi? Evet, Galatasaray-Trabzon, Fenerbahçe-Göztepe, Başakşehir-Antalya maçları oynandı. Liglerimiz başladı. Salı günü de maçlar var. Bu maçlar başlamışken sosyal mesafe korundu, seyirci olmadı, tedbirler alındı, maçlar oynandı. Eğer ki bugün düğün çalınabiliyorsa, düğünler yapılabiliyorsa, işte buna benzer tiyatrolar, gösteriler vesaire normalleşme planı birçok alanda söz konusu olduysa halı sahalarda da olmasını istiyoruz. Çünkü onlar da istiyor. Orada bir sürü insan oradan ekmek yiyor. Orada çalışanlar var, oranın sahipleri var, işletmeciler var. Buna paralel olarak orada spor yapmak isteyen gençler var. Az önce belirtildiği gibi haber içerisinde gerekli dezenfektanlar sağlanmışsa, hijyen sağlanmışsa, maskeler, ateş ölçüler ve her türlü tedbir alınmışsa yetkililerin bir an önce halı sahaları da açması gerekiyor. O da hayatını devam ettirsin sevgili dostlarımız. Evet, Profesör Doktor Abdurrahman Şenyiğit uyarmış. Korona belirtileri ağrı kestiğiyle geçiştirilmeye sağlanırsa virüsü bulaştırıyor. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Abdurrahman Şenyiğit ezbere ağrı kesici alınmaması uyarısında bulunarak siz hafif derecede koronavirüs geçiren hasta olabilirsiniz. Belki hastalığın size bir zararı olmaz ama etrafınızda bulaştırdığınızda 70 yaşındaki akrabanızın, dostunuzun ölümüne sebep olabilirsiniz diyor. Ne yapmak lazım? O yüzden böyle kafanıza göre ağrı kesici almayın. Bu konuda daha fazla kişiye bulaştırabilirsiniz. Onu da söyleyelim sevgili dostlarımız. Evet, şimdi ben canlı bir olay yaşamıştım. Onu da anlatmak istiyorum sizlere. Cuma günü Ankara'ya gittim. Bir kardeşimizle bir araya geldik. Kardeşimiz içini dökmek istedi bize. Bizimle paylaşmak istedi sıkıntısını. Biz de dinledik. Evet, bu kardeşimiz şu anda evli, bir çocuk annesi. Evet, annesiyle birlikte yaşıyordu. Evlendikten sonra işte evlendi. Eşiyle birlikte görev icabı farklı memleketlere gittiler. Ve burada eve döndükten sonra belli bir süre sonra annesiyle arasında bazı problemler, sıkıntılar yaşamaya başladığını anlattı. İşte artık annem yememek karışıyor, içmemek karışıyor, gelmemek karışıyor, her şeyime karışıyor. En son karışıyor. Aradaki ipler kopuyor, perdeler kalkıyor. Ve olay öyle bir ortaya çıkıyor ki kadın diyor ki, sen benim kızım değilsin. Biz seni evlatlık aldık. Eyvah eyvah, hatta bırak evlatlığı, seni parayla aldık. Sonra işin içine iniyor ki kızın normalde resmiyette babası görünen kişi dayısı. Evet. Demek ki dayısıymış. Bunlar da çocukken herhalde 5-6 kardeşler. Babanın maddi durumu iyi değil. Çocuklara daha fazla bakmak şartları uygun değil. Dayısının da çocukları olmuyor. Dayısı gidiyor diyor ki işte bir tane çocuğunuzu bize verin. Biz sizden daha iyi bakarız. Hem ben dayısıyım, yabancı değiliz falan. Çocuğu alıyorlar, büyütüyorlar, evlendiriyorlar. Çocuk sahibi oluyor. Dayı vefat edince dayının hanım, yani eskiden anne diye bildiği üvey anne, artık gerçek yüzünü ortaya çıkartıyor. Sen benim kızım değilsin. Ben seni parayla aldım. Şu oldu, bu oldu, bu oldu. Ve işte ki daha acı durum şu. Mahalledeki çok insan, daha önce işte o kızın daha çocukluğundan bu yana kızın o ailenin kızı olmadığını bildikleri halde bütün mahalleli bu sıra saklamış, söylememiş. Ama gel gör ki, evet, alalım hattımızda, gel gör ki anne denen kadın, ben senin annen değilim dedi. Hattımızın diğer ucunda kim var? Sevgili Müslüm Zor, Bilecik'ten, Bilecik Mezra bölgesinde Türkiye Başkanı. Ben cumartesi Ankara'dan gelirken Bilecik'e uğradım. Müslüm'ün de bir çayını içtim ağaç gölgesinde. Müslüm, hayırlı sabahlar. İyi sabahlar Mehmet Bey. Nasılsınız? İyi misiniz? Nasıl, iyi misin Müslüm? Allah razı olsun. Sizler nasılsınız? Bu arada Fethi Bey, ben sesi sizin odan duyuyorum galiba. Yok. Şu an sesim evet, iyi bu geliyor. Bu ses problemi bugün Covid-19'un önüne geçti herhalde. Müslüm? Evet, doğrudur. Şimdi evet, iyi. Buyurun. Evet, Bilecik nasıl Müslüm? Bilecik iyi mi?
İyidir, şu anda sıcaklık var. İyidir, güzeldir. Evet. Sıcaklıklar malumdur. Yani hani patlıcan zamanı, biber zamanı, domates zamanı. Evet. Sıcaklık da lazım yani. O zaman sen şunu mu söylüyorsun? Sen diyorsun ki Bilecik'teki Bilecik patlıcanın çıkması için sıcaklık şart mı diyorsun? Evet, şarttır Mehmet Bey. Evet, doğrudur. Ya keşke sen olsaydı biz o patlıcanları yemezdik Müslüm. Evet, doğrudur Mehmet Bey. Evet. Evet, peki Bilecik halkı genel olarak peki bu maske olayına nasıl bakıyor? Maske ve Covid-19 olayına? Evet, bazı mahallelerde vardır. Orada mısın Müslüm? Evet, dinliyorum. Hayır, halk maske takıyor mu? Dikkat ediyorlar mı mesafelere falan? Evet, takıyorlar ama maalesef işte bazen de raydan çıkıyorlar. Yani takan var, takmayan var. Evet. Peki sizin bölgenizde o Mezra bölgesinde o pozitif çıkan var mı? Bildiğiniz, öğrendiğiniz var mı? Bazı mahallelerde vardır Mehmet Bey. Var değil mi? Evet, bizim şu an bugünkü Berfina apartmanda bugün karantina aldılar. Öyle mi? Evet. O zaman sizin çok dikkat etmeniz gerekiyor Mezra'da. Müslüm Bey. Evet, dinliyorum. Bu arada bir kopukluk var ya, beni duyuyor, konuşmuyorsunuz ya, bende bir sıkıntı var o zaman bugün. Doğrudur, belki şebekemi çekmiyor. Doğrudur. Müslüm, peki bir şey soracağım ben. Şimdi madem programın başında söylediniz, ben tekrar söyleyeyim. Bu Bilecik patlıcanının acayip bir tadı var. Ya bizim Bilecik patlıcanı zaten buradaki toprağa göre verimlidir. Suruç'ta eksen olmaz. Viranşehir'de eksen olmaz. Adana'da eksen olmaz. Evet. Bilecik Mezra mahallesinde. Bilecik'te olmuyor zaten ama Bilecik'in bir halesi Mezra olmaz. Mahallesinde oluyor. Evet. Oran toprağından mı kaynaklanıyor diyorsun sen? Evet, doğrudur Mehmet Bey. Buranın toprağından kaynaklanıyor. Yani bizim buradaki tohumun nerede eksen olmaz. Olsa da verimli olmaz. Anladım. Diyorsun ki illa evet. Mezra gelecek, orada çiçek patlıcan. Tabii, olmazsa olmaz yani. Nereye eksen olmaz yani. Ama şunu söyleyeyim ben, sizin Mezra patlıcanını da insan etsiz dahi yese çok lezzetli bir tadı var. Ya lokum gibidir yani. Sonuçta söylemezse zaten bir başkadır. Doğru söylüyorsun. O zaman en kısa zamanda patlıcanı bekliyoruz. Başım üstüne her peki, zaman. Peki şunu soracağım ben Müslüm Bey. Genelde evet. Mezra bölgesinde patlıcanın yanı sıra sarımsak ekiliyordu her sene. Bu yılda sarımsak mı ekildi, başka şeyler ekildi mi acaba bölgede? Şu an sarımsağın sezonu bitti şu anda. Yani evet. Ekildi zaten, toplandı. Hı hı. Kelle olarak da şu anda ambara attılar. Yani şu an beklemede ama. Evet. Yani yavaş yavaş satılıyor. Şu an 20 gün sonra bir mezra patlıcanı artık devreye geçer yani. Yani mezra patlıcanına sıra diyorsun. Evet, doğrudur. Peki son soru, Türkiye olarak ne yapıyorsunuz Bilecik'te? Çalışmalarımız devam ediyor Mehmet Bey. Evet. Mezra temsilcisi olarak. İşte hı. Malum bu koronavirüsten dolayı bazı aksaklıklar oldu yani. Hani rahat dolaşamıyoruz. Ne kadar maske olsa da hani bir laf var, evde kal Türkiye. Evet. Peki Müslüm, çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun Mehmet Bey. Yeni programımıza hayırlı çok olsun. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı sabahlar. Yani. Çok teşekkürler. TV'ne sonsuz teşekkür ederim. Her zaman bekleriz. Eyvallah ailesiniz. Efendim. Çok teşekkürler. Olmaz saygılar. Olmaz. Allah'a emanet olun. Şimdi Müslüm kardeşimiz de Türkiye Başkanı. Bizim böyle çok iyi bir takipçimiz. Biz ne zaman işte Şanlıurfa'dan Antep, Adana, Diyarbakır, İstanbul tarafına gidersek Ankara tarafına. Diyarbakır'dan kaçtı. Bilecik'te uğrayıp soluk alıyoruz. Bir Urfa çayı da diyor. İthal çayı diyelim ona. O diğer kelimeyi kullanmayalım. Evet, bu arada not var. Allah razı olsun demiş. Çok teşekkür ederim. Biz de elimizden geldiğince notları iyileştirmeye çalışıyoruz. Evet, Güneydoğu Star'ın arıyor ekibi de mutlaka bekliyormuş programımızı efendim. Onu da söyleyeyim. Ve sevgili dostlarımız, önce işte bahsettiğim konu vardı. Anne diye hitap ettiren kadın, artık ben senin annen değilim. Ben seni parayla aldım diyor. Böyle bir şey başlıyor. Bu yaştan sonra ne gerek vardı? Artık kadıncağız evlendi, çocuk sahibi oldu. Sen belli bir yaşa erdin, bir kemale erdin. Ve şunu söylemek lazım sevgili dostlarımız. Ne olursunuz karşınızdaki insanı incitmeyin, kırmayın. Sebebi ne olursa olsun. Yani bu üvey evlat olur, komşu olur, işçiniz olur, personeliniz olur, yanınızda çalışan bir eleman olur. Neticede bu bir insan. Bu insanın gönlünü yıkmayın. Gönül yıkmak Kabe'yi yıkmaya benzer. Birbirimizi incitmeyelim, kırmayalım. Bu arada bugün söyleyeyim, yarın da söyleyeceğim. Yarın akşam saat 21'de Güneydoğu TV'de yaz akşamı var sevgili dostlarımız. Malumunuz genelde böyle müzik programlarında bir sanatçı gelir ve diğer sanatçıyı konuk ederler. İşte o sanatçılar
kendi belirlemiş olduğu şarkıları, türküleri söylerler, siz de izlersiniz. Orada isminiz ya geçer ya geçmez. Biz Güneydoğu TV olarak farklı bir şey olsun dedik. Mesela yarın akşam sevgili Hüseyin Karabulut'la bir ilk yapacağız. Tabii hani bu programın devamı olacak mı onu şimdi bir şey söylemek, kesilmek çok doğru değil. Bir defaya mahsus şöyle bir karar aldık. Ama yarınki programın seyri, yarınki programın ulaşacağı nokta bu ileriki süreç için bizim için de bir herhalde yol haritası belirleyecektir. Hüseyin Karabulut kardeşimiz de çok güzel bir orkestra, Şanlıurfa Orkestrası eşliğinde müzik yapacağız. Tabii Hüseyin Bey'in yeni okuduğu eser var. Kime güveneyim? Hakikaten kime güveneyim diyor. O güzel bir eser. Onun aslında onun da okumuş olduğu çok güzel eserler var ama burada ben şunu istiyorum. Özellikle bizi izleyen dostlarımız. Şanlıurfa'dan, diğer illerimizden, hatta Avrupa'dan, Almanya, Fransa, Belçika, Brüksel, Viyana, Avusturya, neresi olursa olsun. Bizi isteyen dostlarımız, izleyen dostlarımız. Normal telefon hattımızı vereceğiz biz. 314-5252 Şanlıurfa Güneydoğu TV'deki normal telefon hattımızı. O telefondan sizler isteklerinizi yazacaksınız. İşte armağan ettiğiniz kişileri. Belki hepinizin istediği o istekler okunamayabilir. Yani şöyle şarkı olarak okunamayabilir. Belki 500 tane şarkı istersiniz. Biz bu 500 tane 20 tanesini okuruz ama bu arada hepinizin armağanları okunur. İşte kim kime armağan etmiş, kim gurbetteki akrabasına, kim askerdeki oğluna, kim cezaevindeki eşine, bütün bunları okuyacağız. Bununla ilgili bir fragmanımız vardı. Fethi kardeşim eğer hazırsa fragmanı biz izleyebilir miyiz? Evet, hazırlıyor Fethi kardeşim. Sevgili Hüseyin Karabulut'la yarın akşam saat 21'de kimseye söz vermeyin. Ben de kimseye söz vermiyorum. Ben de yarın akşam burada olacağım. Sürprizler de olacak. Canlı bağlantılar olacak. Belki sürpriz sanatçı konuk olabilir. Farklı şeyler olabilir. İşte izleyelim efendim. Bu ne kale zamandır, kime güveneceksin? Tabip derken yamandır oy, kime güveneceksin? Güneydoğu TV ekranlarında muhteşem bir müzik şöleni sizleri bekliyor. Benim gibi sen bulamazsın. Mehmet Demir'in sunumu ile Şanlıurfa Orkestrası eşliğinde Hüseyin Karabulut sizlerin isteklerini canlı yayında seslendirecek. İstemedim bu sevdayı, Urfa'yı başıma yıksın. Güneydoğu TV'de yaz akşamı Salı günü saat 21'de bu ekranlarda olacak. Ben sana bırakmam ya, ben sana bırakmam. Kendi ipim kendim çeker, bu zevki sana tatırmam. Valla şunu söyleyeyim, yarın akşam bu programı kaçırsanız çok şey kaçırmış olursunuz. Çünkü son dönemlerde bu kadar güzel bir program böyle herhalde olmamıştır. Gerçi bizim yaptığımız bütün programlar güzel de Güneydoğu TV malumunuz bölgenin en güçlü sesi, Türkiye'nin en sevilen kanallardan bir tanesi. Onu söyleyeyim, burada birbirinden güzel programlar yapılıyor. Siyasi programlar, işte haber programları, tartışmalar, açık oturumlar, dini programlar yapılıyor. Hepsi birbirinden güzel. Zaten en iyisini biz yapıyoruz. Güneydoğu TV varsa sıkıntı yok demektir. Buradaki arkadaşlarımızın hepsi birbirinden daha değerli kardeşlerimiz. Haber spikerlerimiz olsun, işte dini programı sunan hocalarımız olsun, siyasi programlar olsun, eğitim programları olsun, hepsi birbirinden özel ve güzel programlar. Siz de Güneydoğu TV'yi izlemeye devam edin. Yarın akşam bu güzellikleri kaçırmayalım. Sevgili dostlar, şimdi programımızın sonuna geliyoruz ama ben burada bir not vardı. Eğer onu bulabilirsem bunu sizlere okumaya çalışacağım. Onun dışında yarın akşam saat 21'de kimseye söz vermeyin. Bakın ben tekrar söylüyorum. Kimseye söz vermeyin. Biz buradayız. Siz de burada olun. Bu güzel programı izleyelim. Güzel bir sohbet edelim. Bu arada evet bir yazı vardı. Onu bulmaya çalışıyorum. Bulursam size güzel bir yazıyı okumak istiyorum. Sevgili dostumuza ait. Önce yazıyı bulayım sonra. Evet. Sevgili 18. dönem Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan hocamızın güzel bir yazısı var, kaleme almıştı. Şunu söyleyeyim, ben hafta sonu Ankara'ya gittiğimde Cuma günü Osman hocam, Sayın Osman hocam diyorum, Sayın Milletvekilimiz mutlaka bir yemek yiyelim dedi. Biz de hocamızın davetine icabet ettik, beraber bir yemek yedik. Fakat yemekten ziyade ben o hazineyi tanımak istedim. İşte Şanlıurfa'nın şanlı unvanını almasına etkisinden tutun. Rahmetlik Özal'ın işte meclis kürsüsünde vurulma anına kadar, Şanlıurfa'daki Anavatan Partisi'nin kuruluş sürecinden tutun, yaşananlara kadar her şeyi biz çok uzun boyutlu konuştuk. Yaklaşık 3-4 saat gibi bir süre birlikte geçirdik.
Bu noktada ben Sayın Osman Doğan hocama o güzel vaktini bize ayırdığı için çok teşekkür ediyorum. Büyük bir keyifti. Evet, ne demiş? Müzik sever arkadaşlar. Bunu tabii ki İshak da dinlesin, Hüseyin de dinlesin. Bütün dostlarımıza okuyorum. Gerek klasik Türk müziği, gerekse Türk halk müziği ikisi de bizim ortak değerlerimizdir. Aslında halkımız bu ikisini birbirinden hiç ayırmadı ve beraber icra ettiler. Ve bu geleneğe devam ettiriyorlar. Ama ne hikmettir bilinmez, bir el bu ikisini birbirinden ayırdı. Peki bununla yetindiler mi? Hayır, uzun yıllar çok sesli müziği Türk geleneksel müziğinin yerine koymaya çalıştılar. Allah'tan ki başaramadılar. Türk müziği gümbür gümbür devam etti ve ediyor. Şimdi de icra ettiklerini yozlaştırmaya çalışıyorlar. TRT'de icrada fasıl geleneği tamamen kalktı. Parçalar tek tek takdim ediliyor. Sonra da ruhsuz bir ses gazino sahnesindeymiş gibi bangır bangır eseri icra edip yerine geçiyor. Sonra yeni bir anons, genç nesil gerçeğini bilmediği bu müziği dinlemiyor ve benimsemiyor. İlk, orta, lise ve üniversitelerin herhangi bir etkinliklerinde milli geleneksel örfi bir şey gördünüz mü? Mümkün değil. Şimdi de başladılar daha ileri garip uygulamalarla Türk müziğinin icrasından bateri kullanıyorlar. Narin, nazik, duygusal ögelerle bezeli güzelim eserleri dinlerken arada bir teneke sesi gümlüyor. Bunu vicdan kabul eder mi söyleyin lütfen. Gitarı gözümüze soktular, sesimizi çıkarmadık. Şimdi de bateri arkadaşlar. Türk müziği tuluat havasında icra edilmeye devam ediyor. Bir adım ileri gitmemesi için ne lazımsa yapıyorlar. Yazıktır, günahtır. O bir el sinsice hedefine doğru ilerlemeye devam ediyor. Gelin biz de hep beraber bu gidişe dur diyelim. Sizden ricam bu yazıyı okuyun, onaylıyorsanız lütfen paylaşın. Paylaşın ki sesimiz daha çok duyulsun. Sizlere selam ve saygılar sunuyorum. Osman Doğan, söz yazarı, bestekar. Evet, Osman hocamız gerçekten çok böyle dolu dolu bir insan. O batarya diyor ya, mesela saz çalırken mesela düşünün ki İshak veya Hüseyin Karabulut çok güzel bir türkü söylüyor bağlama içinde. Oradan bataryayı güm çık çık çalıyor öyle. O bataryayı söylüyor Osman hocamız. Aslında haksız da değil. Batarya ne de olsun, düğün salonunda olsun. Oynarken şıkırım mıngırıp şıkırdım şıkırdım çalsın da bataryayı. Evet, geldik bugünkü birliktelimizin sonuna. Bölgenin güçlü sesi Güneydoğu TV ekranlarından. Bizleri şu anda evlerinde, iş yerlerinde ve farklı mekanlarda izleyen bütün dostlarımıza selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Sizden şahsım adına, çalıştığım kurum adına, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca adına, Recep Tayyip Erdoğan adına ve Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan 81 milyon adına rica ediyorum. Ne olursunuz maskelerimizi takalım. Ne olursunuz sosyal mesafeyi koruyalım. Ne olursunuz, ne olursunuz, ne olursunuz. Çünkü bu ülke bizim, bu ülke dünyanın en güzel ülkesi, yaşanması en güzel olan bir yer. O kadar güzel yerler var ki bunları sizinle paylaşacağız. Ama bu Covid-19 bütün bunlara engel oluyor. Ben de sizden rica ediyorum. Diyorum ki ne olursunuz mesafemizi koruyalım. Bir de programın başında söylemiştim. Bazı dostlarımız hastanelerimizde yer olmadığı için pozitif çıkan hastaların eve gönderildiğini söylediler bize. Bu durum vahim bir durum. Ben birazdan sağlık müdürümüzü de arayacağım, onunla görüşeceğim. İnşallah doğru değildir diyoruz. Evet, hazırlanan ve sunan ben Mehmet Temir. Yani namı diğer misafir. Sevgili yönetmenim Dert Ortağım Fethi Doğan. Değerli kameraman kardeşim Mehmet Sinan Bayuk, sevgili koordinatörüm Mahmut Kılıç'la birlikte hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Tabii ki benim baş asistanım da Ömer Faruk Subaşı'nda söylüyorum. Allah'a emanet olun, esen kalın.